Günaydın değerli izleyenler. Yepyeni bir haftada 13 Eylül Pazartesi gününün sabahında TV48 ekranlarında sabah haberleri programına hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi gazete başlıkları ve gazetelerin ana sayfalarıyla başlıyoruz. Hürriyet gazetesinin sürmanşet haberlerinde 4 gol var, kazanan yok başlığıyla bir spor haberi var. Galatasaray ile Trabzonspor mücadelesi nefes kesti. Aslan 33. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Maçı bırakmayan Fırtına 1 puanı kurtardı. Ve Altay'ın hediyesi başlığı yine bir spor haberi. Süper Lig'de 3-3 yapan Fenerbahçe Sivas Spor'a takıldı. Sarı lacivertli takımın kalecisi Altay 41. dakikada topu uzaklaştırmak yerine çalım atmayı denedi. Rakibine topu kaptırarak penaltı yaptıran Altay maça damga vurdu. Fenerbahçe Sivas Spor maçı da 1-1 berabere bitmiş. Starlığı ben terk ettim. Bir magazin haberi. Yeşilçam'ın zarif yıldızı Filiz Akın tedavi gördüğü hastaneden o mu bu mu köşesinin sorularını yanıtladı. Sinemayı niye bıraktığını anlattı. Sinemada tam kendime göre en anlamlı dönemi yaşıyordum ki hayatımıza televizyon girdi. Sonra seks filmleri furyası başladı. Sinema beni bırakmadan ben onu bıraktığımı ilan ettim. Starlık beni terk etmeden ben onu terk ettim demiş. Filiz Akın'ın son kitabı ise Hayatın Provası Yok adını taşıyormuş değerli izleyenler. Ve Hürriyet gazetesinin manşet haberine geldiğimizde saç ekiminde sır ölüm başlığı var. İtalya'da kuaförlük yapan 28 yaşındaki İbrahim Gül, İstanbul'da özel bir hastanede saç ekimi yaptırdığı sırada hayatını kaybetti. Hastane açıklama yapmadı, doktor tutuklandı. Olay polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçti. Morgda kan içindeydi iddiası haberin alt başlıklarından. İtalya'da bulunan eşi Leyla Gül'ü arayan hastane görevlileri İbrahim Gül'ün operasyondan önce kalpten öldüğünü söyledi. Leyla Gül'ün haber vermesiyle hastaneye giden Gül'ün meslek öğretmeni Dilek Özbek, ölüm nedeninin kalp krizi olamayacağını savundu. Özbek, morga gittim, kefeninden kan sızmıştı dedi. Ailesi Gül öldükten 4 saat sonra kendilerine haber verildiğini öne sürdü. İddiaların hedefindeki Medisin Hastanesi'nden ise açıklama yapılmadı. Tutuklanan Doktor Mehmet Albayrak, ekim için örnek saç alırken kalp krizi geçirdi dedi. Olay polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçti. Ve yeni döneme Yıldızlı Gece adıyla bir yine magazin haberi var. Kanal D yeni yayın dönemine muhteşem bir organizasyonla başladı. Kuruçeşme Açık Hava'daki geceye ünlü isimler renk kattı demişler. Silikon Vadisi'nde biz de varız. Teknolojinin mutfağı Silikon Vadisi'nde faaliyet gösteren Netsia baz istasyonlarını akıllandırmayı başardı. Türk Telekom'a bağlı şirketin CEO'su Ümit Önal, Netsia mobil baz istasyonlarını verimli kullanmayı sağlayacak, 5G'ye geçişle birlikte çığır açacak bir yazılım geliştirdi. Bu yazılımı dünya devleri dikkatle takip ediyor. Bu ürünü dünyaya sunuyoruz demiş. Mülteciler için güvenli dönüş. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriyeliler dahil bütün mültecilerin ülkelerine gönderilmesi için Birleşmiş Milletler'le birlikte çalıştıklarını açıkladı. Artık mültecilerin ülkelerine gönderilmesi için uluslararası toplumdan destek görmeye başladık. Bu işin ciddiyetini biraz anladılar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Suriyeliler başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var. Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak olarak inisiyatif başlattık demiş Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ve mRNA yaşlanmayı engelleyecek. Uğur Şahin koronavirüs aşısında da kullanılan mRNA teknolojisiyle organların yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini söyledi. Birdenbire genç insanlara dönüştüremezsiniz ancak hasarı veya eski organların yaşlanma sürecini tersine çevirebileceksiniz demiş Profesör Doktor Uğur Şahin. Şimdi bu mRNA aşılarından korkuyorlar arkadaşları var ya koronavirüsle mücadelede bunu duyduklarında yani mRNA aşıları yaşlanmayı engellemeye başladığında siz bakın kimler sıraya girecek o aşılardan elde etmek için. Parmağı iğneye kaptırmayın. En eski mesleklerden terziliği denedik. Artık terzilerin asıl işi tadilat. Sıfırdan dikim yok denilecek kadar az. Dikiş işleminde ayağı pedala kıvamında basmak gerekiyor. Hızlı giderse bozuk bir dikiş ortaya çıkabilir. Acemiler parmağı iğneye kaptırabilir. Gözünüz sürekli makinede olacak. Erkekler mecbur kaldıklarında geliyor. Kadınlarsa keyiften model değiştirmek istiyor. Evet, terzilik de Türkiye'de hızla sayısı azalan mesleklerden, yani yapan insanların azaldığı mesleklerden bir tanesi. İdlib şehidine veda.
İran kuzeyinde teröristlerin açtığı taciz atışında piyade sözleşmeler Ömer Faruk Erdem 23 yaşında şehit oldu. Bir asker yaralandı. Erdem anne ve babasının vefatından sonra kardeşleriyle birlikte babaannesinin yanında yaşıyordu. Erdem bir yıl önce sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmıştı denilmiş. İdlib'de şehit olan Piyade Erturgay Abacı memleketi Hatay'da toprağa verildi. Törene şehidin ailesi, yakınları ve yetkililer katıldı deniliyor. Allah gani gani rahmet eylesin şehitlerimizi ve tabii geride kalanları sabır ve başsağlığı diliyoruz değerli izleyenler. Aynı anda 4 pandemi yaşıyoruz. Sağlık açısından farklı ve önemli bir dönemden geçiyoruz. Aslında bir değil içte geçmiş 4 pandemi yaşıyoruz. Covid-19, kaygı ve depresyon, uykusuzluk ve obezite pandemileri demiş Profesör Doktor Osman Miftoğlu. Trafikteki 3 motordan ikisi sigortasız. Pandemiyle birlikte motosikletli kurye sayısı bir anda arttı. Beraberinde de büyük bir sorun getirdi. Her 3 motosikletten ikisinin trafik sigortası yok. Sigorta olmadığı için kazalarda zarar karşılanamıyor. Bu en önemli sorunlardan bir tanesi. Sizin de çevrenizde vardır. Genellikle sigorta yaptırmak yerine, sigortayla uğraşmak yerine binerim kim görecek, kim yakalayacak mantığıyla hareket ediyorlar. O nedenle bu konularda özellikle motor sahiplerinin, motosiklet sahiplerinin ve skuter dediğimiz tabdaki motor sahiplerinin yine dikkat etmeleri ve sigortalarını yaptırmaları lazım. Allah korusun kazanın ne zaman geleceği belli olmuyor çünkü. Ve geliyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nde yine spor haberleri var ve Milliyet Gazetesi'nin manşet haberi. Milliyet Türkiye'nin su kaynaklarının izini sürüyor. Ulu Abat'tı başlığı atılmış. Fotoğrafını görüyorsunuz. Bursa'da uluslararası koruma altındaki Uluabat Gölü gübre ve atık kaynaklı kirlilik nedeniyle can çekişiyor. Türkiye'nin önemli tabiat varlıklarından biri olan ve Bursa sınırlarında bulunan Uluabat Gölü'ndeki kirlilik sorunu her geçen yıl artıyor. Evsel atıklar ve sanayi atıklarıyla kirlenen Mustafa Kemal Paşa Çayı'nın beslediği göl alt patlaması nedeniyle yeşile döndü. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında olan gölde su seviyesi de 1 metrenin altına kadar indi. Eskiden suyu içerdik ancak Uluabat'a azot ve fosfor girdisinin fazla olduğunu, bunun da alplerin çoğalmasına neden olduğunu belirten uzmanlar, önlem alınmaması halinde toplu balık ölümlerinin yaşanacağını söylüyor. Uluabat Köyü Muhtarı Şevket Aşlı da eskiden içme suyunu gölden temin ederken şimdi elimizi bile yıkayamaz olduk, gölden tarımsal sulama için ciddi miktarda su çekiliyor diyor. Bunlara aslında dikkat etmek lazım. Yani sürekli söylüyoruz. Bir tarafta Van Gölü'nde 1 kilometre göl çekiliyor. Diğer tarafta bazı göller kuruyor. Orada arabayla geziliyor. Bazı göllerimizde böyle kirlilik sayesinde alplerle dolup o da ölmeye başlıyor. Tabii yine bir örnekte Bafa Gölü. Bafa Gölü çok yakın. Yani sonuçta Milas, Bodrum, Söke çevresinde oturanlar için uzak bir yer değil. Özellikle yaz aylarında yağışların da azalmasıyla birlikte ölü yosun kokusundan o göl kenarına yaklaşmak gerçekten zor oluyor. Oranın da bir an önce normal hale dönmesi, belki de zamanında alüvyonlar kapandığı için denizle olan bağının ciddi oranda açılması ve Bafa Gölü'nün rahatlaması, oradaki tabiatın, oradaki göl içerisindeki canlılığın tekrar sağlanması lazım. Geçici olarak çözümler bulunuyor ama kalıcı çözüm lazım Bafa Gölü başta olmak üzere bu tarz göllere değerli izleyenler. 10 çocuktan 9'u okulda. İpsos'un Milliyet için yaptığı derlemeye göre 6 Eylül'de okulların açılmasıyla birlikte okul çağındaki her 10 çocuktan 9'u okula gitmeye başladı. Okul çağındaki çocukların sadece %7'si bu eğitim yılında okula başlamamış durumda. Ebeveynlerin yarısı yüz yüze eğitim için okulda alınan önlemleri yeterli bulurken %40'ı önlemlerin yeterli olmadığı görüşünde. Ve bir balon daha patladı haberi var. Aşı ve PCR karşıtı çevrelerde en çok dile getirilen yalanlar arasında sürüntü testi bile maskelerin asbest gibi zararlı maddeler içerdiği iddiası geliyor. İstanbul'da yapılan son laboratuvar araştırmasıyla bu iddianın gerçek olmadığı ortaya konulmuş değerli izleyenler. Aynı acıyı üçüncü kez yaşamayalım. Iğdır'da 2,5 yaşındaki iki oğlunun 2 yıl arayla SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Sakine ve Yaşar Koç çifti
Üçüncü çocukları SMA'lı 13 aylık Murat'ta da aynı acıyı yaşamak istemiyor. Küçük Murat hayata tutunabilmek için zamanla yarışıyor. İspark'tan şimdi de kazıklı kafe hizmeti. İstanbul'da kazıklı otopark uygulamalarıyla tepki toplayan İspark, Turizm Merkezi Sultanahmet'te tramvay durağının yanındaki park alanını kazıklarla çevirerek kafeye dönüştürdü. Vatandaşlar uygulamaya tepki gösterdi. Sultanahmet'te bunun yapılması yanlış demişler. Öğrenci yurtları eğitime hazır. Üniversiteler açılıyor. Öğrenci yurtları da açılmayı bekliyor. Gençlik Bakanı Kasapoğlu'yla 2 yıl aradan sonra yurtları açma heyecanını konuştuk. Son hazırlıkları inceleyerek yurtlara yönelik yeni projeleri ve hedefleri dinledik. Yurtlardaki kültürel sanatlar, sportif faaliyetler, iş ve meslek kursları dikkat çekici denilmiş Abdullah Karakuş'un köşe yazısındaymış bu haberin devamı. Ve 4 milyar insan korumasız. ILO en önemli çalışmalardan birini geçtiğimiz günlerde yayınladı. Buna göre dünya çapında 4 milyardan fazla insanın herhangi bir sosyal koruması yok. Herkese en azından minimum sosyal koruma için gereken ek harcamaya ilişkin finansman açığı salgın başladığından beri %30 arttı denilmiş değerli izleyenler. Türk mühendisler dünyada TT olacak. Trilyon dolarlık teknoloji şirketlerinin yuvası Silikon Vadisi'nde Türk Telekom, ABD'de elinde bulundurduğu patentlerle 5G alanında sadece kendisinin değil, global telekom devlerinin kullanacağı ürünler geliştiriyor denilmiş. Tüm dünyada trend topik olacakmış mühendislerimiz bu sayede. Ve Venedik'te edebiyat kazandı. Venedik Film Festivali'nde dağıtılan ödülleri roman uyarlamaları damga vurdu. Büyük ödül Altın Aslan'ı Levitament romanını aynı adla filme uyarlayan Fransız yönetmen Adieu Divan kazanırken en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülleri de roman uyarlamalarına verildi deniliyor. Kraliçe ilan edildi bir spor haberi Milliyet Gazetesi'nin ana sayfasında. Tenisteki en büyük peri masalı bir tenisçinin ilk kez elemelerden gelerek Grand Slam kazanmasına sahne olan ABD Açık'ta yazıldı. Fernandez'i mağlup ederek kupayı kaldıran 18 yaşındaki liseli Raducanu, Britanya sporunun yeni kraliçesi olarak nitelendirildi. Sporda başarı bakın yaşa falan bakmıyor. 18 yaşında çok önemli ödüller kazanabiliyorsunuz hem de dünya çapında. Aynı acıyı üçüncü kez yaşamayalım. Iğdır'da 2,5 ve 1,5 yaşlarındaki iki oğlunu 2 yıl arayla SMA hastalığı nedeniyle kaybeden Sakine ve Yaşar Koç çifti, üçüncü çocukları SMA'lı 13 aylık Murat'ta da aynı acıyı yaşamak istemiyor. Küçük Murat hayata tutunabilmek için zamanla yarışıyor. Bu da dün sosyal medyada özellikle SMA hastalarıyla ilgili bu Murat'ın durumu aynı acıyı üçüncü kez yaşamasınlar diye ayrıntılı şekilde yer verilen, hatta bir ara trend topik olan hashtaglerden birisiydi değerli izleyenler. Geliyoruz Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde konum takibi boşanma delili başlığıyla bir haber var. Mahkeme kocanın telefondaki konum takibiyle karısını gizlice izlemesini boşanma nedeni saydı. İstanbul'da yaşayan EYÇ, kıskanç eşim BÇ psikolojik baskıyla hayatımı çekilmez hale getirdi iddiasıyla boşanma davası açtı. Genç kadın eşinin kıskançlık krizlerinin kendisini gizlice takibe kadar vardığını iletti. Cepteki uygulama iddiaya göre EYÇ telefonundaki konum uygulamasından eşinin telefonuna mail adresinin gizlice eklendiğini fark etti. EYÇ nereye gittiyse haberi olmadan adım adım takip edildi. Aile mahkemesi kocayı kusuru bularak boşanmaya hükmetti. Duygu Ebe geleceğini, bebeğini kucağına alamadan Covid'e yenildi diye bir haber var yine. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebelik yapan, ikinci çocuğuna hamile olan Duygu Ömür Uzun, doğumuna 3 hafta kala Covid-19'a yakalandı. Bebeği sezaryenle alınan genç kadın bebeğini kucağına alamadan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş değerli izleyenler. Allah rahmet eylesin. Diyanete saldırılara karşı beraberlik çağrısı. Başkan Erdoğan, Diyanete hedef alan saldırıları değerlendirdi. Son dönemlerde Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz o gruplara fırsat vermeyecektir demiş. Zaten son zamanlarda biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanı ülke gündeminde
Özellikle katıldığı açılış programları nedeniyle. Bodrum'da başkanın oteli kaçak. Kefi Beach Resort Otel. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait Kefi Beach Resort Otel'in birçok noktasında kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıktı. Otelin bar, ofis alanı, mutfak ve oto yıkama bölümünün kaçak yapıldığı belirlendi. Aras göreve gelince ilk sözü kaçaklarla mücadele olmuştu denilmiş. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın otelinin kaçak olduğu iddiası var Sabah gazetesinde. İzmir'de facia göz göre göre geliyor. İzmir Harmandalı çöplüğünden sızan çöp suları Kösedere mevkisinde toprak kaymasına neden oldu. Elektrik direkleri nedeniyle çatlaklar nedeniyle yıkıldı denilmiş değerli izleyenler. Manavgat'taki orman yangınında yaralar sarılıyor. Yangında traktörleri kül olan ailelere 16 yeni traktör törenle dağıtıldı. Yeni traktörün koltuğuna oturan Saliha Sungur, eşimin hatırası yerine geldi demiş. Bu arada büyük skandal başlığıyla verilmiş. CHP'li Başkan Ahmet Aras'ın Bodrum Yaşlı'daki Kefi Beach Resort Oteli'nin kaçak bölümleri tek tek belirlendi. Yolu işgal eden otel iskeleye de kaçak restoran kurmuş deniliyor. Fotoğrafta da görüyorsunuz tek tek numaralandırmışlar. Kaçak olduğu iddia edilen bölümleri. Ve geliyoruz Takvim Gazetesi'ne. Takvim Gazetesi'nin manşetinde foto sanayi başlığı var. CHP'li Datça Belediyesi oto sanayi sitesine heykel dikti. Esnaf açılış töreni ilgi göstermedi. Belediye başkanı da açılışta bir fotoğraf çektirip gitti. Başkan Gülsel Uçar sanayi ağacı heykelin açılışında demir kesme makasını böyle kullandı denilmiş. Demek ki yine geçtiğimiz günlerde bu haberi vermiştik ana haber bültenimizde. Yine ilgi alaka gösterilmemiş ki foto sanayi olmuş başlığı da haberin. Datça Belediyesi oto sanayi girişine hurdalardan heykel yaptırdı. Esnaf yüzüne bile bakmadı. Başkan Gülsel Uçar çok kızdı. Açılışı ileriye attı. Fakat esnaf yine törene katılmadı. Başkan kurdeleyi kesmeyi 4. denemede başardı. Fotoğraf çektirip siteden ayrıldı. Ana haber bültenimizde yer vermiştik. Hatta esnafın söylediği başkanım haberimiz yok şeklindeydi. Bakın yine kimseler katılmamış. Haber olsa da olmasa da çok bir şey fark etmiyor demek ki. Ve geliyoruz değerli izleyenler Posta Gazetesi'ne. Posta Gazetesi'nin manşetinde yine Duygu Ebe var. Dram denilmiş başlıkta. Onlarca bebeği doğurdu, onlarca aileyi sevindirdi. Ancak kendi çocuğunun doğumuna 3 hafta kala koronavirüse yakalandı. Çalıştığı Gümüşhane'den acilen Ankara'ya sevk edildi. Durumu ağırlaşınca karnındaki bebeği ameliyatla alındı. Evladı hayatta ama Duygu ömrü uzun. Covid-19'a yenik düştü. Evet, çeşitli magazin haberleri var yine. Kanseri taklit etti. Kahramanmaraş'ta akciğer kanseri teşhisi konulan 52 yaşındaki NT'nin korona testi pozitif çıktı. 3 hafta Covid-19 tedavisi gören NT'nin ameliyat öncesi bir kez daha tomografisi çekilince bu kez akciğerindeki tümörün yok olduğu görüldü. İlk kez koronavirüsün akciğer kanserini taklit ettiği tespit edildi. Bu önemli bir haber. Bu da dün yine sosyal medyanın gündemindeydi. Koronavirüs kanseri taklit edebiliyor değerli izleyenler. Evet ve geliyoruz Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde 12 Eylül mağduru anlatıyor. 13 yaşındaki kızın aklına oynattılar başlığı var. 16 yaşındaki bir kardeşimizi şehit ettiler. Sonra Mamak cezaevine götürüp intihar etti dediler. 13 yaşındaki bir kız çocuğunu getirip en adi işkenceleri yaptılar. Dayısının yerini söylemediği için denilmiş. 12 Eylül mağdurunun açıklamalarındandı. Evet diğer haberler yine paylaştığımız haberler diğer gazetelerde. Bu arada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer en güvenli yer okullar demiş. Bunu da belirtmiş olalım. Ve Türkiye Gazetesi'nin ardından geliyoruz Yeni Çağ Gazetesi'ne. Yeni Çağ Gazetesi 20 yaşındaymış, 20. yaşını kutluyor. Nice yaşları diyelim biz de. Her gazete basın özgürlüğü açısından ülkemizde önemli değerli izleyenler.
Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde madem toplum rahatsız hemen gereğini yapın başlığı var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Türkiye'deki düzensiz göçle ilgili toplumda bir rahatsızlık var açıklaması anketlerde oy kaybeden AKP'nin yeni siyasi manevrası olarak değerlendirildi denilmiş. İktidarın göçmen politikası çöktü, bu seçimin yaklaştığının işareti ve çözüm için siyasi irade şart başlıkları ise manşet haberin alt başlıkları. Önce kendi ülkende adil ve demokrat ol, CHP'li toprak Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı kitapta yer alan sözlerini anımsattı. Kitap imaj amacı taşıyor diye eleştirilmiş ve kendi yurttaşlarına sor demiş yine CHP'li toprak. Birleşmiş Milletler'in ayar verme iddiasında olanların, mazlumların haklarını savunma peşine düşenlerin önce aynanın karşısına geçip kendi yurttaşlarının adil olup olmadığını sorması şart demiş yine CHP'li toprak. Bu kış iki virüsü birlikte göreceğiz. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, geçen yıl çok nadir görülen virüslerin bu sene ciddi bir şekilde artacağını söyledi. Kışla birlikte grip ve koronavirüs vakalarının birlikte göreceğini söyleyen Ceyhan, iki virüsten biri hastalık yapacak ancak tablo daha da ağır olacak demiş. Evet, grip görülmüyordu. Bu sene grip virüsü de görecek deniliyor koronavirüsle birlikte. Umarız ayırt etmesi kolay olur. Çünkü biliyorsunuz ayırt edilemeyebiliyor. Ayırt edilemediği zaman da kim korona, kim grip bilinemiyor. Ve geliyoruz Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde öğrenci simsar eline düşürüldü başlığı var. 900 liralık evin kirası 3000 liraya çıktı. Yurt fiyatları 23-30 bin lira arasında. Barınma sorunu büyük ve yurtsuz kaldılarsa manşet haberin alt başlıkları. İktidarın öğrencileri mahkum ettiği dinci vakıf yurtları soru işaretleriyle dolu. TÜİSEN yöneticisi Funda Gökgöl, öğrencilerin resmen emlak simsarlarının tepecilerin eline düştüğünü vurgulayarak bir evde 3 öğrenci kalsa dahi bir öğrencinin kira ve fatura için 2000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor dedi. Açıklanmayan sınavla atama, Milli Eğitim Bakanlığı iki farklı yılın puanını baz alan uygulamayı 15 bin ek atamayla geri getirdi. 2020 KPSS ile sonuçları açıklanmayan 2021 KPSS puanları esas alınacak, hazırlanmayan 2022 bütçesi kullanılacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı, Şubat ayında 15 bin öğretmen daha atayacağız şeklinde. Bununla ilgili bir başlıktı bu da. Evet, hukuk mantığı yok denilmiş. Kavala'nın eşi Profesör Buğra Berke'ye kırmızı bülten çıkarıldığını duymadım. Hukuk mantığı yok. Yine diğer bir başlık. Babi Akar'ın Rusya mesajının anlamı ne? Babiroğlu İdlib hedef alınabilir diyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamalarla ilgili. Türk'e bakın, acil kullanım onayı için başvuru yapılacak ama kimseye bilgi verilmiyor. Yerli aşıda sorular yanıtsız. Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısı Türkabak için acil kullanım onayına başvurulacağını açıkladı. Ancak bugüne kadar hekimlere de, meclise de konuyla ilgili bilgi verilmedi. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ökten, bize bilgi verilmedi, bilim kurulunun bile bilgisi olmayabilir demiş. Bunu da paylaşmış olalım. Biliyorsunuz Ekim ayı içerisinde seri üretime geçilmesi düşünülüyor. Türkabak yani yerli aşıda. Kaçak yapı yazdım cezası. İletişim Başkanı Altun'un Kuzguncuk'ta yaptırdığı izinsiz çardak ve şömineye ilişkin haber ve yazılar nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi'ne 7 günlük daha resmi ilan kesme cezası verildi. Mahkemede kaçak yapı ibaresi kullanıldığı için cezayı uygun buldu deniliyor yine Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerinde. Ve geliyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde Kıbrıs Fatih merhum Bülent Ecevit'e büyük ayıp, Karaoğlan'ı zaferle değil krizlendiler. Orta öğretim 12. sınıf İnkılap kitabında Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatan Ecevit'ten tek kelime söz edilmedi. 2001 krizini çıkaran siyasi olduğu belirtildi. Atatürk 3,5 yılda ülkeyi kurtardı. Bunlar 6 yılda bir yolu tamamlayamadı. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği ve Amasya'ya gittiği 98 kilometrelik yol için Kurtuluş Yolu projesi tasarlandı. 2015'te inşaatına başlandı ancak proje unutuldu. Yarım kalan proje tepki çekerken CHP'li meclis üyeleri yolun ne zaman biteceğini sordu.
Ancak AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Demir gündem dışı diyerek cevaplamadı. Ders kitabı değil sanki AKP seçim broşürü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın orta öğretim tarih kitabı AKP propagandasıyla dolu. Erdoğan'a başkomutan 17-25 Aralık'a darbe girişimi deniliyor. Atatürk'e sadece bir sayfa ayrılan kitapta gezi eyleminin ülkenin bütünlüğüne karşı yapıldığı belirtiliyor denilmiş. Değerli izleyenler, bakanlığın yaptırdığı metroları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne vermeyeceği iddia edildi. İmamoğlu hizmetini hala hazmedemediler. İstanbul'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin her hizmetine köstek olan iktidar kentteki metro ulaşımıyla ilgili tartışma yaratacak bir adım atmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpökin, Ulaştırma Bakanlığı'nın yapımı devam eden Gayrettepe Havalimanı, Halkalı Havalimanı metro hatlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretmeyeceğini öne sürdü. İstanbul'da kendi metrolarının simgesini U olarak değiştiren bakanlığın bu iki hattı işletmek için şirket kurma hazırlığında olduğu belirtildi. Bu da hala ülke gündeminde uzun süre yer alacağı benziyor. Birkaç günden beri ülke gündeminde zaten o metrolar işletme kısmına alınana, o metrolar çalışmaya başlayana kadar ve çalışmaya başladıktan sonra da eğer U şeklinde amblemlerle devlet tarafından, yani Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletilirse, kurulacak bir şirket tarafından yine uzun süre sosyal medyanın ve kamuoyunun gündeminde olur gibi geliyor bana. Rütbelerini sökebilirler, kalplerindeki Atatürk sevgisini alamazlar denilmiş Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan'ın Sözcü'ye yaptığı açıklamalarda. AKP yeni anayasada ilk 4 maddeyi değiştirecek mi? İktidar medyası AKP'nin ilk 4 maddede değişiklik hazırlığında olduğunu yazdı. CHP'nin yeni anayasaya taslağını yöneten Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'le konuştum, yapamazlar dedi ve gerekçelerini anlattı demiş Ruhat Mengü röportajında okumak isterseniz Sözcü gazetesinin ilerleyen sayfalarında var değerli izleyenler. Dünya Sağlık Örgütü açıklamış, aşılar koronayı bitirmiyor. Dünya Sağlık Örgütü 4,5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün yakın zamanda bitmeyeceği uyarısı yaptı. Aşılama virüsü durduramayacak, yeni varyantlar çıkacak dedi. Dünya Sağlık Örgütü de maşallah felaket tellalı gibi, tamam bilimsel şeyler açıklıyor ama yani 10 defa olumsuz haber veriyorsa bir defa olumlu haber veriyor. Bu da kötü oluyor tabii ki değerli izleyenler. Evet, Sözcü Gazetesi'nin haberlerini paylaştık. Sözcü Gazetesi'nin ardından sırada Akşam Gazetesi var. Akşam Gazetesi'nin manşetinde dünyayı değiştiren ısrar. BioNTech Pfizer'i zor ikna etmiş başlığı var. İlaç devi Pfizer'in COVID-19 aşısında ortaklık için BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Tepeci'den gelen ilk teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı deniliyor. İki doz aşı vaka hızını düşürüyor denilmiş. Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az iki doz aşı olan şehirlerde son bir haftada yeni vaka yoğunluğu oluşmadı. 28 Ağustos 3 Eylül arası vaka haritasında yoğunluk oranı yüksek olan illerde ise aşı oranının düşük olduğu görülüyor. Evet, Akşam Gazetesi'nin ana sayfa haberleri böyleydi ve değerli izleyenler, Akşam Gazetesi'nin ardından geliyoruz Korkusuz Gazetesi'ne. Korkusuz Gazetesi'nde çimentocular ve müteahhitlerin kavgası işsizlik felaketini getirecek 600 bin inşaat işçisi işini kaybedebilir başlığı var. Ve koronavirüs okullarda yayılmaya başladı, eyvah eyvah yine Korkusuz Gazetesi'nin ana sayfa haberlerinden. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir haftalık bilançoyu açıkladı. Koronavirüs nedeniyle 198 sınıfta, evet yanlış okumadım değil mi? Evet, 198 sınıfta yüz yüze eğitime ara verilmiş koronavirüs nedeniyle. Bu rakam çok yüksek gibi geldi bana. İnşallah devamı gelmez. Evet, Korkusuz Gazetesi'nin ardından geliyoruz Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde miting doktorları isyan ettirdi, hakkımı helal etmiyorum başlığı var.
Aşı karşıtlarının mitinginde 1,5 yıldır canla başla mücadele veren sağlık çalışanları yuhalandı. Önde gelen bilim insanları isimleri okunarak hedef gösterildi. Gidilmeyecek randevular alıp sistemi kilitleme çağrısı yapıldı. Mitinge onay verilmesine tepki gösteren doktorlar sosyal medyada bizden buraya kadar dedi, hakkımızı helal etmiyoruz. Evet, vardı aşı karşıtları tarafından yapılan bir miting. Hatta sosyal medyada da bu mitingi alanların aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu şeklinde alana alındığı yönünde haberler de vardı. Bayağı gündem olmuştu geçtiğimiz günlerde. Kanal Gazetesi'nin ardından Türk'ün gazetesine geliyoruz değerli izleyenler. Bir daha asla başlığı var manşette. Türkiye'yi her alanda geri götüren 12 Eylül darbesi, idam, kötü muamele ve insan hakları ihlallerini aradan geçen uzun yıllara rağmen zihinlerdeki yerini korurken 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine Türk milleti set çekti deniliyor. 12 Eylül 1980 darbesine kara leke denilmiş. Siyasi şizofren Zeybek durmuyor. Onun için MHP ve Devlet Bahçeli düşmanlığı yapabileceği yer olsun yeter ki. Neyinizi mikrofon olarak uzatırsanız ona konuşur muhakkak denilmiş. Başbuğunuz Alparslan Türkeş döneminde başlattığı MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli dönemi devam ettirdiği MHP düşmanlığından bir türlü vazgeçmiyor. Independent'in Türkçe sayfasında da aynı huyunu sürdürmüş, saplantıların ve düşünce sapkınlıklarını kendince tatmin etmeye çalışmış, röportajında yine bir tane tutarı ahlakla bezenmiş, kaliteli cümle kuramamış denilmiş. Independent gazetesiyle ilgili haberde. Ve Türk'ün gazetesinin ardından değerli izleyenler, geliyoruz yerel gazetelerimize. Marmaris Manşet Gazetesi var. Marmaris Manşet Gazetesi'nin manşetinde göreve geldiği günden beri olağanüstü bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, her türlü handikaplara rağmen belediyemizin malını satmadık açıklaması yapmış. Haberin alt başlıklarında en büyük vaadim huzur diyor Sayın Başkan. Belediyemizin malını satmadık, 100. yılımızda genel iktidarı alacağız diyor yine CHP'li Mehmet Oktay. Fırınlar denetimden geçmiş. Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlara denetim gerçekleştirilmiş. Özellikle de 4 konuya dikkat edildi deniliyor. Bunlar neymiş? Gramaj, fiyat tarifesi, hijyen ve bacaların temizliği. Belediye borcuma ölüm emri verdi. Son günlerde %1000'e varan emlak vergisi artışları her kesimden büyük tepki görürken Bodrum Güç Birliği Derneği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Belediye borcuma ölüm emri verdi demiş. Değerli izleyenler. Marmaris Manşet Gazetesi'nin ardından geliyoruz Devrim Gazetesi'ne. CHP ile Girgin yatağın bulvarını meclise taşıdı denilmiş. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, yatağından son günlerde birçok kazanın meydana geldiği, okulların açıldığı ilk günlerde 9 yaşındaki bir ilkokul öğrencisinin yaralanmasına neden olan kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Girgin soru önergesinde kazanın gerçekleştiği İnönü Bulvarı'nın yayaların geçişi için güvenli olmadığına dikkat çekti. Fethiye kanalizasyonunun 88 kilometresi tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün Fethiye ilçesinde yapımına devam ettikleri 121 kilometrelik Hisarönü Ovacı kanalizasyon hattının 88 kilometresini tamamladıklarını söylemiş. Ve Marmaris Manşet Gazetesi'nde üniversitede tıp ve diş hekimliği hariç ders başı bir hafta ertelendi. Bakan Ersoy turizmcilerle bir araya geldi. Fethiye sahil bandı esnafları birlik oldu. Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü şeklinde kısa kısa haberler de yer almakta. Devrim Gazetesi'nin ardından geliyoruz Muğla Yeni Gün Gazetesi'ne. Muğla Yeni Gün Gazetesi'nin manşetinde orman yangınları algı araştırması verileri açıklandı. Çoğunluk uyarılara uymuyor başlığı var. Araştırma firması Tventify tarafından yapılan orman yangınları algı araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya katılan 1008 kişinin en çok merak ettiği konuların başında çevre ve doğa korumasının kimlerin sorumluluğunda olduğu ve bağışların nasıl kullanıldığı geliyor. Başkan Aras'ın konuşması İzmir Kültür Zirvesi'ne damga vurdu. İklim mücadelesi, varlık ya da yokluk mücadelesi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,
Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde yapmış bu konuşmayı İzmir'de. Her şey yolundaymış gibi davranamayız ama her şeyin yoluna girmesi için uğraşabiliriz. Seyirci olmaktan çıkıp iklim krizini ciddiye almalıyız demiş. Bu nedenle de iklim mücadelesi, varlık ya da yokluk mücadelesi gerçekten öyle. Bu da zamanla zaten yaşanan doğa felaketleriyle kendini göstermeye başladı. Suat Özcan Tarım ve Orman Bakanı'na 41 soru sordu. Cevaplar bu ülkenin ormanı, orman politikasını anlamamız için çok önemli deniliyor. Yine Marmaris Manşet Gazetesi'nin haberinde. Muğla Yeni Gün Gazetesi. Pardon değerli izleyenler. Gazeteler çok olunca yerel gazetelerimiz. Muğla Yeni Gün Gazetesi'nin haberinde Muğla Milletvekili Suat Özcan'ın Tarım ve Orman Bakanı'na yönelttiği 41 soruyla ilgili böyle bir başlık vardı. Evet, Muğla Yeni Gün Gazetesi ile birlikte yerel gazetelerimizin ve dolayısıyla sabah haberleri programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle akşam ana haber bülteninde görüşmek dileğiyle diyelim. Ama her zaman olduğu gibi yine bir hatırlatmamız var. Her türlü haber ve ihbarlarınız için WhatsApp ihbar hattımız 0546 112 48 48 0546 112 48 48. Akşam görüşünceye dek gününüz güzel geçsin.